Arkadaşlar merhaba. 17 Ekim Perşembe Ankara'dayız. Sesim de biraz kötü, biraz rahatsızım. Henüz daha geçmedi. Kusura bakmayın. Ankara'da 9 koşulu programın ilki saat 13.30'da başlıyor. 1. Altılı Ganyan'da bu koşuyla başlamış olacak. Keyifli seyirler ve bol şanslar olsun. 1. koşu 3 yaşlı Arap taylarının şartlı 3 koşusu 1200 metre kum pistte. Tekle başlayacağım. 2 numaralı Luxor Boy şu ana kadarki performansıyla bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Gökhan Kocakaya ile 2 numaralı Luxor Boy tek diyorum. 2. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus şartlı 4 koşu 2000 metre kum pistte 5 atı izleyeceğiz. Burada da 2 at değerlendirmemi aldım. İlki 4 numaralı Gökhan Babam. Buranın en tecrübeli atı. Handikap olarak da en yüksek handikapa sahip. Bugün 61. yarışına çıkacak Gökhan Babam. Favorim. Yanına bir rakip önereceğim. 135 gün arası da olsa. Atı iyi tanıyan aprantisi Emre Akkılıç'la 1 numaralı Dream of Hunter 4'e rakip olmaya çalışacaktır. 2. koşudaki sıralamamda 4'te 1. 3. koşu 3 yaşlı İngiliz taylarının handikap 16 koşusu 2400 metre çim pistte 5 tayı izleyeceğiz. Burada birbirine yakın performans sergilemiş taylar var bana göre. Birçoğunun da start sorunu var. 3 numara olsun, 5 numara olsun startta kalıyor sık sık. Ben yine de 3 numaralı Kinjal'la başlayacağım. Mehmet Akyavuz dairesindeki Kinjal. Bugün için yine takılarını değiştirdi buradaki birçok rakibi gibi. Sadece kulaklıkla koşacak. İyi bir start çıkışı alırsa iyi bir beklemeyle de sonlardaki etkili atayla yarış kazanabilir. 3 numaralı Kinjal favorim. Sonra 1 numaralı Patrick Wilding. Aprantisi Fesih Çetin başta 3'ün ilk rakibi. Sonra 2 numaralı Lukan Magic. O da Crossfire'ın en iyi temsilcilerinden. Son iki yarışında bugünkü jokeyi Gökhan Kocakaya ile ikinciliklerle tamamlamıştı. Bugün yine şanslı olacaktır. 5 numaralı Aternitas o da bugün takılarını değiştirdi. Dilbağını çıkardılar taydan. Mücahit Bayır'la yine yazmakta fayda var diyorum. Son olarak da 4 numaralı Uyanış Anadolu deyip burayı kapatmış oldum. 3. koşudaki sıralamam 3, 1, 2, 5 ve 4. 4. koşuya geldik. 2. altılı Ganyan'da ilk ayağı saat 15'te başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus handikap 17 koşu 1500 metre kum pistte 10 atı izleyeceğiz. 1 ve 4 ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada da 5 at değerlendirmemi aldım. Zor bir koşu. Öncelikle tuttuğunuzu yazın. Benim önceliğim Müslüm Çelik idaresindeki 3 numaralı Le Patron oldu. Sonra 2 numaralı Kaşımım Kara. Ekürülerden 1 numaralı Pamukçu ki ekürüsü de avantajlı son yarışını kazandı. 5 numaralı Sehar ve 8 numaralı Küçüktepe benim buradaki sıralamam oldu 4. koşuda. 3, 2, 1, 5 ve 8. 5. koşu 3 yaşlı Arap taylarının maiden koşusu 11 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. 3 numarada ilk kez koşuyor. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Burada tek olarak önereceğim bir tay var. O da bir kez koştu. 2 numaralı Akbelhan. 4. oldu o yarışta ama çok dikkatimi çekmişti. Hemen takip listeme de yazdığım bir tay oldu. Yarışını hatırlayacak olursak iyi bir start çıkışı yapamadı. Adapte olamadı. Bir ara öndekiyle arasında 10-15 boy fark olmuştu. Hatta jockey'i de hani çok da sıkıştırmadı tayı. Saadettin Boryaz yarışı bırakır gibi oldu düzlükte ama biraz teşvik edince tayı cevap verdi teşviklere ve yakın ara 4. bitirdi. Şahane bir sprint yapmıştı. Yani usta atlar gibi sprint yapıp 4.lükte kalmıştı o gün için. Bugün çok gerilerde kalmayacağını, yani geride kalsa da çok geride kalmaz ise Sonlardaki yine aynı sprintini yapacağını ve yarışı kazanacağını düşünüyorum. Tabii zorlu rakipleri var. Muhtemelen burada favori çıkmaz diye düşünüyorum. Burada 1 numara olsun, 5 numara, 11 numara bunlar çıkar diye düşünüyorum. Ama 2 numaralı Akbelhan'ın kazanıp meydandan çıkacağını düşünüyorum. 5. koşuda 2 numara için banko diyorum. 6. koşu 1. altılı ganyanında son ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının kısa vade 6 koşusu 2200 metre çim pistte 10 kısra izleyeceğiz. Zor bir koşu yine 4 atla geçmeye çalışacağım. Önceliğim 6 numaralı tek çarem muhtemelen de favori çıkacak 93 handikap Kaysberg temsilcisi sürekli de tabelanın içinde son 6 yarışının ikisini kazandı. Bugün içinde favorim olsa da yalnız bırakmayacağım. 9 numaralı Sabır Çiçeği bu mesafede 4 kez koştu ve 4'ünü de kazandı. Yani uzayan mesafe lehine olacaktır Gökhan Kocakaya ile. 6'nın ilk rakibi 9. Sonra Eray Çizik idaresindeki 3 numaralı Balbalan burada sürprizi yapabilir. 63 handikapta olsa burada sürprize öneriyorum. Son olarak da Özcan Yıldırım idaresindeki 4 numaralı Gelibolu Rüzgarı diyeceğim. 6. koşudaki sıralamam 6, 9, 3 ve 4. 7. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus handikap 16 koşu dişilere ait 1900 metre çim pistte 6 atı izleyeceğiz. Burada da 3'ünü ben şanslı olarak görüyorum. İlki aprentisi İsmail Yıldırım idaresindeki 2 numaralı Seaside Song benim favorim oldu. Sonra 4 numaralı Gür Fırtınası son 2 yarışını kötü koştu, hatta son yarışında hiç starttan çıkmadı. Hani günlük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İkinci tercihimde öneriyorum 4 numarayı. Son olarak da 3 numaralı Abbas Sonata Taşbek ekürüsünden satın alınan safkan 2 birincilik yaptı yeni formasıyla. Bugün içinde yine kazanabilir. Aprentisi Emre Akkılıç'la yazın derim. 7. koşudaki sıralamamda 2, 4 ve 3. 8. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus handikap 15 koşu 1200 metre kum pistte 8 safkan birincilik mücadelesi verecek. Burada ben yarısını değerlendirmemi aldım. İlki 4 numaralı Rose of Solid ilk kez Müslüm Çelik'le sahaya çıkacak. Sürekli tabelanın içinde ama gücü sınırlı bir safkan. Ondan dolayı çok da güvenilir değil. Favorim olsa da 4 numara 1 numaralı Saburan 63 kiloyla Mehmet Akyavuz da bu rakiplerinin yanında şanslı olacaktır. 5 numaralı Dawkins Miller ve 7 numaralı Winnie Wings'i de ki son yarışlarını hep bu apranti ile Gökhan kayıpla koştu. Bir iyi koşuyor, bir kötü koşuyor. Yani Bursa 1400'ü 1.27'lerde de koştu, 1.30'larda da koştu. Bugün için burada sürprize öneriyorum. 3 numaraya baktığımızda son 2 yarışını kazandı, ondan önce sürekli ikinci. 173 gün arası var, bir yeni formasıyla da bugün sahaya çıkacak, bir karamaz yetiştirmesi 6 numara gibi. Ben 6'yı daha şanslı görüyorum. Hani şablonumda yok ama ikisinden birini tercih edecek olursam 6 derim. 3 numaranın yaklaşık 5 aydır hiç hazırlığı yok, çalışması yok. Bir kısa sprinti var 5 ay içinde. Onun için muhtemelen sıkıntısı var diye düşünüyorum. Onu da değerlendirmemi almadım. 8. koşudaki sıralamam 4, 1, 5 ve 7. 9. ve son koşuya geldik. 17.30'da bitecek Ankara koşuları. 3 yaşlı Arap taylarının maiden koşusu 1300 metre çim pistte. 12 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. Burada 3 tayı değerlendirmemi aldım. İlki Akın Sözen idaresindeki 12 numaralı Sakarbaşı Kızı rakiplerinden de bir tık önde tutuyorum. Tek de bırakılabilir 12 numara. Formda rakipleri var. Yani sürekli tabelanın içinde bitiren zaten baktığımızda totolarına zorlu rakipleri var. Kim bunlar? İlki bir numaralı Lord Şahı. O da buranın tecrübeli taylarından biri. Sürekli de tabelanın içinde. 12'ye rakip olacaktır. Son olarak da 3 numaralı Asaf Abi. 3. sırada öneriyorum. İlk kez koştuğu yarışı 8 numaralı Mesutcan'la birlikte koşmuştu. Mesutcan 3. olmuştu. Asaf Abi 4. olmuştu ama o yarışta biraz düzlükte sağa sola savruldu. Avantaj kaybetti. Yine de 8'de fotolamıştı. Muhtemelen kondisyon eksiği olduğunu düşünüyorum. Bugün daha hazır olacaktır. Bir Azmi Reis temsilcisi. Pek de başarılı olamadı aygır olarak Azmi Reis. O da bir yanlış hatırlamıyorsam Çiftçi ekürüsünün atıydı. Bu da Kürşat Oğuzhan Çiftçi. Bilmiyorum aynı aileden mi. Bugün için buranın sürprizini yapabilir. 9. koşudaki sıralamam 12, 1 ve 3. Hatta şöyle bir sıralı beşli bahis not aldım. 12, 1, 3, 8. Beşinciliğe de 2, 5, 6 ve 11. Beşinciliğe bunlar. İlk 4 at 12, 1, 3 ve 8 diye de bir beşli bahis not almıştım arkadaşlar. Şablonumda böyle oldu. İzmir yarışları içinde değerlendirmem olacak. 15-20 dakika sonra o da yayında olur muhtemelen. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.